Merhaba hanımlar. Denizin El İşi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün kolaylıkla yapabileceğiniz bir patik örneği yapacağım. Videomu izledikten sonra beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Patiğimiz bu şekilde. Çok rahatlıkla yapılabilen bir model. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Ama yarıdan sonra kıvırırsak daha da güzel bu şeklini alan bir patiğimiz. Ayak numarasını şu şekilde ölçebiliriz. 12 santim olan ayaklar için. 43 tane ile başlıyoruz arkadaşlar. Biraz başladım ben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42 ve 43. 43 tane ile başlıyoruz. İpimiz bebe ipi yünü. Tığım 4 numara. Evet, 5 sıra düz örüyoruz arkadaşlar. 5 sıra düz. 5 sıra düz ördükten sonra 2 sıra haroşa yapıyoruz. 5 sıra düz, 2 sıra haroşa. Tekrar 5 sıra düz ve 2 sıra haroşa yapacağız. Şimdi 43 tane olduğu için 21 tane yapıyoruz. 2 2 4 6 8 10 14 16 18 20 21 tane yapıyoruz. Yarısını alıyoruz. Şu bir tanesine geldiğimizde artma yapacağız burada. Evet, burası bizim ortak noktamız. 3 sıra ortaya geldiğimizde artma yapıyoruz arkadaşlar. Şu noktada. 43 taneydi. 21, 21, 42, bir tane 43 orta noktamız oluyor. Terse geldik. Tersimizi yine devam ediyoruz. Burada 3 sırada bir artma yapacağız. Şu dipten alıyoruz. Hem sağdan hem soldan artma yapacağız birer tane. Tersimizde düz gidiyoruz. Sağdan soldan artma yapacağız ama ortada yapmıyorum. Dümdüz gidiyorum orayı.
Evet, ortaya geldik. Düz gidiyoruz bu sıra. Evet, buradan bir tane çoğaltma yaptık. Düze geldiğimizde birer tane daha artıyorum. Dipte gördüğünüz gibi hemen ilmeğin altından alıyoruz. Düz tarafta da birer tane. Evet, ortaya geldiğimizde tekrar birer tane artma yapıyoruz. 3 sıra yapacağız bunu. Ondan sonra düz gidiyoruz. Burada 3 sıra yapıyoruz artmamız. 3 sırada artmamızı yapacağız. Sağdan ve soldan. Sonra 5 sıra olacak. Burasını 5 sıra örüyoruz. 2 tane haroşa yapıyoruz. Tekrar 5 sıra örüyoruz. Tekrar 2 haroşa yaptıktan sonra orta noktamızı buluyoruz. 9 tane düz gidecek düz örgümüzü yapıyoruz. 9 ilmemizi ortadan alıyoruz ve sağdan soldan keserek devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sırada bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sırada kesmemizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bu 9 tane ilmeğimiz hiç değişmeden buraya kadar geliyor. Buraya geldikten sonra düz lastik yapıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz devam ediyoruz. 25 sıra örüyoruz burayı da. 25 sıra sonra kesiyoruz. Burası anlaşılmıştır herhalde. 3 sıra artma yapıyoruz. Bir buradan, bir buradan, sağdan ve soldan. Bir de ortadan. Orta ilmeğimizi buluyoruz. 43 taneydi. 21 buradan, 21 buradan. Ortada bir tane kalıyor. Bu bir taneden sadece 3 sıra. 3 sıra düz örerken burada artmamızı yapıyoruz. Sonra 5 sıra örüyoruz. 2 tane haroşa yapacağız. Evet, burada bir artma daha yapıyoruz. Hemen bu 1, 2, 3, 4. ilmeğimizin altından girip sadece bir tane.
Bu ilmimiz, bu sıramız 5 sıra sonra 54 sıra oluyor. 54 ilmi oluyor, pardon. 5 sıramızı bitirdikten sonra 54 ilmene artmamızı bırakıyoruz. Terse geldiğimizde tekrar düz örüp geleceğiz. Evet, örüp sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düz örgümüzü ördük. Gördüğünüz gibi 5 sıra düz ördük, 2 haroşa yaptık. Tekrar 5 sıra düz ördük, 2 tane haroşamızı yaptık. Şuradayız. Şimdi bu ortadaki 9 tane ilmeği ayarlayıp sağdan ve soldan keserek gideceğiz. Burada da 9 tane ilmemiz var. Evet, 9'a geldik. Şimdi tersten örüyoruz. Ortada 9 tane ilmemiz var. 9 tanesi hiç değişmeden devam ediyor. Buraya geldiğimizde 9 taneden şuradan 9 tane. Burası 9 tane. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi ikisini alıyoruz. Birden 9'dan sonraki sayımızı ters çeviriyoruz. Bunu bu tarafa alıyoruz. Örmeden sağımıza alıyoruz ve devam ediyoruz. 9 tane ilmeğimiz 8 sıra olana kadar devam edecek. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. Şunu saymıyoruz. İki, dört, altı, sekiz. Evet, bir tane daha örüyoruz ve bu sona geldiğimizde buradan ikisini birlikte bunu kesiyoruz ve dönüyoruz. Döndükten sonra bunu bu tarafa alıyoruz. Örmeden buraya devam ediyoruz. 9 taneyi yine örüyoruz. Tekrar buraya geliyoruz arkadaşlar. 9 ilmek bittikten sonraki 2 tanesini kesiyoruz ve dönüyoruz. Döndükten sonra bir tanesini bunu örmüyoruz. Örgümüze düz devam ediyoruz. Yine bu şekilde 2, 4, 6, 8, 9. Yine bunu bu şekilde alıyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Şu bir tanesini örmeden bırakıyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Bir tanesini örmüyoruz.
Tekrar bununla birlikte aldık ve dönüyoruz. Bunu bu tarafa. Dokuzlarımız devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz sıra yapacağız. Pardon, bunu bu tarafa alıyoruz. 8 sıra sonra şu anda bu arayı yapıyoruz arkadaşlar. 8 sıra sonra bir ters, bir düz haroşa yapacağız. Bunu da 25 sıra yapıyoruz. Evet, bir sıra daha yapıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, bir sıra daha yapalım. Tamam, bir sıra daha yapıyoruz arkadaşlar. Bir sıra daha yapıp kesiyoruz. Dönüyoruz.
Olmadan devam ediyoruz. Patiğimizin burnu olmuş oldu. Şimdi başa geliyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ön kısmını da yapmış olduk. Şimdi bu lastiği yapacağız arkadaşlar. Şurayı bir ters, bir düz lastik yapıyoruz. Şu şekilde. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Gördüğünüz gibi lastiğimize başladık. Şu kısmına. Bunu da 25 sıra öreceğiz. Sıra lastik ördükten sonra kesiyoruz. Ve örneğimiz bitmiş oluyor. Artık kesmemiz falan yok. 25 sıra bu şekilde. Bir ters, bir düz gidiyoruz. Şimdi burayı başladık arkadaşlar. Bir ters, bir düz, 25 sıra yukarıya gideceğiz. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi lastiğimizi yaptık. Bir ters, bir düz lastiğimizi yaptık. Bir sıra daha örüyorum. Bunu 25 sıra örüyoruz. 25 sıra sonra patiğimizi kesip dikeceğiz. Evet, pateğimizin 9 sıra kesim şeklinde bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Tekrar anlatıyorum arkadaşlar. 5 sıra düz, 2 sıra haroşa, 5 sıra düz, 2 sıra haroşa. Sonra bu ortadan 9 tane ilmeğimizi ayırıyoruz. Sağlı sollu keserek 8 sıra geliyoruz bu kısma. 8 sıra sonra hepsini birleştirip lastik yapıyoruz. 25 sıra lastikten sonra patiğimi kestim. Kesip dikeceğim. Bu patiğimiz aynı zaman bot modeli bir patik. Ölçüsünü, ayak ölçüsüne göre bu 12 santim,
Ayak ölçüsüne göre 10 santim yapabilirsiniz. Daha küçük olabilir, 8 santim. Benim yaptığım 12 santim. Eğer eliniz sıkıysa biraz daha sıkı oluyor. Eğer eliniz gevşekse tabii ki patik ona göre. Ben 4 numaralı şişle patik ipliğiyle yaptım arkadaşlar. Eğer örgü örüyorsanız bunu 1 saatte yapabilirsiniz. 1 saatte o kadar hızlı yapılabilen bir örnek. Patiğimizi ördük, bitirdik. Bot modeli aynı zamanda. Burası 25 sıra. 25 sıra ördükten sonra kesiyoruz ve dikiyoruz arkadaşlar. Ben tersten diktim. İğne ile diktim. Tığla da yapabilirsiniz. Buradan başlıyoruz ve bu şekilde geliyoruz ve parmak ucundan başlayıp botun şu başına kadar gelebilirsiniz. Bu 12 santim. Daha küçük yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayıyı az başlayın o zaman. Burayı da 8 tane kesim yerine 4 6 veya 5 keserseniz daha küçük olur. Bu şekilde kullanıldığı gibi bot şeklinde burayı da kıvırıyoruz. Evet, burayı da kıvırdım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Sanırım konu anlaşılmıştır. Aynı zamanda buraya tekrar açıklamamı yazdım. Daha açılır, anlaşılır şekilde olsun diye. Hoşça kalın arkadaşlar.